Arpa, buğday, mısır, pancar derken sıra elma hasadına geldi. Tarım işçileri bu kez de elma toplamak için kollarını sıvadı. Sağ ol, diline sağlık. Elma topluyoruz. Evet, nasıl peki elma toplamak? Zor iş mi, kolay iş mi? Ne kadar Güzel, süredir topluyorsunuz? güzel iş. Bugün 9 gün oluyor. Zevkli bir iş. Evet. Patronumuz iyi. Elmalar olgunlaşmaya başladı. Göksu'nun meşhur elmalarında da hasat sezonu başladı. Elma hasadına başladık. Çok güzel bir şekilde topluyoruz. Bu sene elmalarımız güzel, kaliteli. Göksu'nun elması bir yerde yok diyebilirim yani. Sağlam, kaliteli, dayanıklı bir elma. Göksu'nun havası da güzel. Elmaların kalitesi ondan mı dolayı? Evet, ondan dolayı. Bahçeler bakımlı, elmalar da verimli olunca çalışmanın keyfine de doyum olmuyor. Bunu hasat zamanı hem budarız hem de elmamızı toplarız, hiçbir zararı yoktur. Dört dörtlük suyumuz güzel, havamız güzel. Mevkimiz eriyecek, kamışçık eriyecek. Çardak, tombak. Bu mevkide güzel elmamız olur. Elmadaki hasat mevsimi başladı. Bölgenin, daha doğrusu Göksu'nun meşhur elmaları da tarım işçileri aracılığıyla toplanıp tüketilmek üzere son tüketiciye gönderiliyor. Dedik ya, Göksu'nun elmaları oldukça meşhur, gerçekten öyle. Elmalar bu yıl biraz daha verimli. Üreticiler öyle söylüyor. Gördüğünüz gibi bir tane elma kopardım. Kocaman, yani ağırlığını tam olarak bilmiyorum ama görsel olarak ne kadar büyük olduğunu şu an siz görüyorsunuz. Burada bunlar gibi yüzlerce bahçe var. Bahçelerdeki elmalar da tarım işçileri aracılığıyla toplanıyor. Gördüğünüz gibi işçiler harıl harıl çalışıyor. Elmaları kasaya stokluyorlar. Bir kısmı soğuk hava deposuna gidecek, kış mevsiminde satılmak üzere. Bir kısmı ise doğrudan tüccarlar aracılığıyla tüketicilere, sofralara ulaştırılacak. Bölgede elma hasadına başlayan Beyno Tarım, toplanan elmaların bir kısmını Göksun ilçesindeki kendi soğuk hava tesislerinde depolarken bir kısmını da yurt dışına ihraç ediyor. Beyno Tarım Genel Koordinatörü Orhan İnce, Göksun elmasının bu yıl bir başka güzel olduğunu belirterek, Göksun elmasının Türkiye'nin en lezzetli elması olduğunu söyledi. Şimdi meşhur çardak elmasının yine hasat dönemindeyiz. Biz Beyno Tarım Limited şirketi olarak elma topluyoruz, depoluyoruz. Depomuzda var, soğuk hava depomuzda var. Depomuzdan da başta yurt dışına olmak üzere yurt içine de gönderiyoruz, marketlere veriyoruz. Ondan sonra elmamızın özellikleri şöyle: Türkiye'de en iyi elma bölgemizde yetişiyor. Nedeni buranın havasının kuru olması. İşte bu sonbahardaki gece ve gündüz hava sıcaklığının aralığının yüksek olması, geceleri çok serin, gündüz de sıcak gittiği için elma hem kızarıyor hem de tatlanıyor, şekerini alıyor. Bu yılda yaklaşık bir hafta önce hasada başladık. Bu Ekim ayı boyunca devam edecek. Bu yılki ürünlerimiz de çok kaliteli ve çok iyi. Bu anlamda da tüccarlarımızı, artık hasat dönemi de başladığı için, bölgemize bekliyoruz inşallah. İnce, hasadına başladıkları elmaların bir kısmının depolandığını, bir kısmının da tüccarlar aracılığıyla yurt dışına ihraç edildiğini söyledi. Elmalarımızı öncelikle biz burada depolarımıza koyup kısmen daha sonra satışa sunuyoruz ama bundan çok daha fazlası da dışarıdan gelen tüccarlarımız tarafından hem yurt içine hem de yurt dışına ihraç edilebiliyor. Kaliteli elma olduğu için de değer görüyor her anlamda. Bugün de biz çiftçi kardeşimiz Bahri Evet. Kızıltepe abimizin bahçesini topluyoruz. Bahçenin elmasının çok kaliteli olması, kendisinde çok iyi bakması nedeniyle de, bakmış olması Evet. nedeniyle de kendisine teşekkür ediyoruz. Allah razı Yan olsun. tarafta da gördüğünüz gibi burada hayvan gübresiyle doğal olarak yetiştiriliyor. Biz de bu anlamda kendisini küçük bir jest yaparak ödüllendirmek istiyoruz müsaadenizle. Bahçesine iyi bakan tüm çiftçilerimize bu tür maddi değeri, küçük manevi değeri olsun diye küçük sürprizlerimiz devam edecek inşallah. Beyno Tarım olarak teşekkür ederim. İnce, bahçe bakımını doğru bir şekilde yaparak iyi bir ürün alan üreticiyi de altınla ödüllendirdi. Elimizden ne imkanımız varsa, hayvan gübresiyle, bıdak da çok önemli. Mesela bıdağı dört dörtlük yapıyorum. Bahçenin içine hiç ayrılmıyorum. Çok güzel yani imarını yapıyorum.